basına ve kamuoyuna. YÖK'ün kuruluşunun 43. yıl dönümünde bir araya geldik. Üniversitelerde devletin ve sermayenin denetimini artırmanın, demokratik kazanımları ortadan kaldırmanın, gençlik mücadelesini baskı altına almanın aracı olarak kurulan Yükseköğretim Kurulu 43 yıldır varlığını koruyor. YÖK kalkacak, polis gidecek, üniversiteler bizimle özgürleşecek. YÖK kalkacak, polis gidecek, üniversiteler bizimle özgürleşecek. YÖK kalkacak, polis gidecek, üniversiteler bizimle özgürleşecek. Darbe rejimi YÖK'ü üniversitelerdeki örgütlü mücadeleyi baltalamak ve ortadan kaldırmak için kurdu. Gelinen noktada YÖK'ün adı gerilerde kaldı ama modeli siyasi iktidarın belirlediği kayyımlar ile sürüyor. YÖK'ü kaldıracağız iddiasıyla iktidar olan AKP, 22 yıldır YÖK'ün tüm uygulamalarını üniversitelerde baskı ve faşist zihniyetin örgütlenmesinin aracı olarak kullanıyor. Üniversitelerde yaşadığımız durumlar genel ülke siyasetinden bağımsız değildir. Mardin'e, Batman'a, Halfeti'ye, Hakkari'ye, Esenyurt'a atanan kayyım zihniyeti elbette bizim kampüslerimizle ilgilendiriyor. Halkın iradesine atanan kayyımlar kampüslerimize de atanıyor. Son zamanlarda kayyım atanmayan devlet üniversitesi neredeyse kalmamış durumdadır. Kayyumlar gidecek, biz kalacağız. Kayyumlar gidecek, biz kalacağız. Kayyumlar gidecek. Tek adamın yarattığı bu tekçilik zihniyeti hayatımızın her yerine sirayet etmektedir. Tek bir görüşe göre yorumlanan müfredat hazırlanıyor, liselerde kedesi uygulanıyor. Bu da bilimsel olmayan, dışlayıcı ve ana dil eğitimi reddeden sistemi daha da derinleştiriyor. Bilimsel eğitim hakkımızı da ana dil eğitimi de kazanacağız. Eşit, parasız, bilimsel, ana dilde eğitim. Eşit, parasız, bilimsel, ana dilde eğitim. Eşit, parasız, bilimsel, ana dilde eğitim. Ülkede derinleşen ekonomik krizle birlikte yaşam maliyeti uçuk rakamlara geldi. Açlık sınırı 20 bin, yoksulluk sınırı ise 66 bin liraya yükselmiş durumda. Ekonomik krizin içinde öğrencilerin okurken çalışması artık çok olan bir durum oldu. Ya 17 bin liraya asgari ücretle tam zamanlı bir işte çalışıp sadece derslere giriyoruz ya da yarı zamanlı bir işte yaklaşık asgari ücretin 1/3'ünü alıyoruz. Burslarla geçinmek ise imkansız durumdadır. Daha yeni zamlı burs miktarı açıklanmasa da biz 2024 yılını 2000 TL KYK bursuyla geçirdik. Bu meydan gençliği büyük eylemleriyle, yürüyüşleriyle bilir. AKP iktidarı da böyle bilsin. Gençlik, yarattığınız tekçi ve açlık zihniyetiyle her zaman mücadele edecektir. Müşteri değil, öğrenciyiz. Müşteri değil, öğrenciyiz. Müşteri değil, öğrenciyiz. Göstermelik inşa edilen KYK yurtlarının ücretlerine bu yıl tekrar zam geldi. Bursumuzun yarısı 8 kişilik yurt odalarının ödemelerine gitmiş durumda. Can güvenliğimizin kesin olmadığı yurtlara bile yerleşemiyoruz. Fahiş fiyatlı özel yurtlara veya tarikat ve cemaat yurtlarına teşvik ediliyoruz. İmarkar KYK yurtlarını, paralı yurtları ve bu bozuk asansör düzenini reddediyoruz. Zeren'in fotoğrafı da bugün bizimle birlikte burada. Asla unutturmayacağız. İhmaller yüzünden kaybettiğimiz arkadaşlarımızın o gülen yüzlerini unutmayın. Gençlerin özgürce ve insanca yaşayabileceği geleceği var edemiyorsanız biz edeceğiz. Yoksulluğa, baskıcı yok düzenine ve ihmallere karşı biz varız. Kampüslerimizdeki polis ve ÖGV baskısı her geçen gün daha da artıyor. Kantinde veya bahçede oturduğumuzda ne tarafa baksak mutlaka bir polis görmeye çok alışık hale geldik. Kadınlar öldürülürken orada bulunmayan, katilleri engellemeyen polis okullarımızda cirit atıyor. Okulumuza da yakın olan İstanbul tarihi surlarında iki kadın vahşice öldürüldü. Kimse bunu önleyemedi. Katil bir yıl önce seni öldüreceğim diye video yayınlamasına rağmen dikkate alınmadı. Buradan seslenmek isteriz. Kantinde yanımızda oturacağınıza karakolda şikayetçi olmaya gelen kadınları dinleyin. 6284'ü uygulayın. Kampüslerimizde işiniz yok. Gideceksiniz. Ölmeye değil, okumaya.
Kadınlar ve LGBTQ artılar üniversitelerde ve meydanlarda mücadele bayrağını yükseltmeye devam ediyorlar. Buna karşı İstanbul Sözleşmesi'nde güvenceye alınan CİTÖK'ler işletilmiyor, içerisinde öğrenci temsilini bile bulundurmuyor. İstanbul Sözleşmesi'nden imzayı geri çeken tek adam rejimi kampüslerde kazanılmış haklarımıza el uzatıyor, yanlış veya eksik uyguluyor. Sözleşmeyi uygulayacaksınız. İfade özgürlüğüne yönelik saldırılarda şu an önünde bulunduğumuz İstanbul Üniversitesi dekanlıklarını görüyoruz. Sosyal medya paylaşımları, gruplarda yazdığı mesajlarda hedef gösteren arkadaşlarımıza bir hedef de dekanlıklardan geliyor. Öğrencileri hedef gösteremezsiniz. Sizin göreviniz parasız, bilimsel ve ana dilde eğitim sunmaktır. Fikir ayrılıklarının, ifade özgürlüğünün olmadığı, sermayeye açılan kapılar, AVM'leştirilmeye çalışan kampüsler hayaliniz gerçekleşmeyecek. İzin vermeyeceğiz. İhanetle işbirliği yapıp kulüplerimize karışmaya çalışacaksınız. Kutsal aile anlatıları yapacaksınız. Karşınızda olacağız. Hak gaspına uğrayan Kürt ve Filistinli arkadaşlarımızı asla yalnız bırakmayacağız. Siyonizme karşı nasıl nehirden denize özgür Filistin diyorsak, faşizme karşı halkların kardeşliğini savunacağız. Ana dilde eğitim hakkımızı kazanacağız. Eşit, parasız, bilimsel, ana dilde eğitim. Eşit, parasız, bilimsel, ana dilde eğitim. Eşit, parasız, bilimsel, ana dilde eğitim. Göke karşı yıllardır nasıl mücadeleyi büyüttüysek, YÖK düzeninin yeni saldırılara karşı da mücadeleyi sürdüreceğiz. YÖK'ü kaldıracak özgür, özerk, demokratik üniversite hedefimize birlikte yürüyeceğiz. Bütün bu sorunları çaresiz görmüyoruz. Yolun sonu açık, örgütlü mücadelemizle yapabiliriz ve yapacağız. Üniversiteleri biz özgürleştireceğiz. Bütün arkadaşlarımızı bu örgütlü gücü büyütmeye, mücadele bayrağını yükseltmeye çağırıyoruz. YÖK, polis, medya, bu abluka dağıtılacak. YÖK, polis, medya.
çember alabilir miyiz? Biraz genişten çember alabilir miyiz?